Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle beraber pekiştirme 4 testinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Pekiştirme 4 testinin çözümüne eş olarak 10. sınıf çap biyoloji soru bankasından test 2, test 3 ve test 4'ün çözümünü gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuzda diyor ki aşağıda 3 ayrı canlının üreme ana hücrelerindeki kromozom durumları verilmiştir. Buna göre üreme ana hücrelerinden oluşacak gamet çeşitlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz üreme ana hücrelerinde gamet çeşitlerini bulmak için yaptığımız şey neydi? 2 üzeri n formülünü kullanmak. N neydi peki buradaki? N buradaki melez karakter ya da bir diğer adıyla heterozigot bir karakter sayısıydı. Şimdi bakıyorum burada bakın buradaki AB şurası birbirine bağlı. Bağlı oldukları için burayı sanki bir melez karaktermiş gibi kabul ediyorum. Burada CC'ler zaten nedir? Heterozigot karakter. Yani buradan 2 geldi. O zaman birinci hücrede 2 üzeri 2'den kaç gelecek? 4 tane gamet çeşidi gelir. İkinci öncülüğe bakacak olursam yani ikinci ana hücreye. Bunlar birbirine zaten direkt bağlılar. Bağlı olan her bir karakteri biz bir heterozigotmuş gibi kabul edersek eğer 2 üzeri 1'den burası da 2 gelecek. Üçüncü öncüle bakacak olursam ben. Üçüncü öncülde bakın burası homozigot. Yani alamıyoruz. Bu da homozigot her ikisi de. O zaman üçüncü öncüle 2 üzeri 0'dan kaç gelecek? 1. Yani birinci öncülün 4 olduğu, ikinci öncülün 2 olduğu ve üçüncü öncülün 1 olduğu seçeneğimiz cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuza bakıyoruz. İki canlıya ait gamet çeşitleri verilmiştir. Bu iki canlının çaprazlamasından oluşacak oğul döle ait bireylerin genotip ve fenotipleri için hangileri yanlıştır? Şimdi bakıyoruz. Birinci ve altıncı gametlerin birleşmesi. Şimdi birinci gametimiz bu. Altıncı gametimiz bu. Yani diyor ki büyük K küçük M ile hemen şöyle yazalım. Küçük K büyük M'nin birleşmesi. Burası birleştiğinde ne olur? Büyük K küçük K. Küçük M küçük M şeklinde olacaktır. Sonra diyor ki fenotipi ile buranın fenotipi buradan kaç gelir? Büyük K. Buradan ne gelecek? Küçük M gelir. Dördüncü ve beşinci gametlerin birleşmesi. Şimdi dördüncü gametim nedir benim? Büyük K küçük M. Beşinci gametim de benim? Küçük K büyük M. Buradan baktığımızda buradan ne gelecektir? Büyük K küçük K. Büyük M küçük M gelecektir. Buranın fenotipi nedir? Büyük K. Peki buranın fenotipi nedir? Büyük M. Bakın uydu mu uymadı. Yani birbirlerinin aynısı değildir. O yüzden birinci öncülümüz nedir? Yanlıştır. İkinci ve dördüncü gametler. İkinci gametime bakıyorum. Büyük K büyük M. Dördüncü gametime hemen bakıyorum. Büyük K küçük M. Yani büyük K büyük K. Büyük M küçük M şeklinde olacaktır. Birleşmesi sonucu olan bireyin genotipiyle 1 ve 3'ün. 1'e bakıyorum yine. Büyük K küçük M. 3'e bakıyorum. Büyük K büyük M. Ne gelecek bakın buradan? Büyük K büyük K. Büyük M küçük M gelecek. Birbirlerinin aynısı mıdır? Evet birbirlerinin aynısıdır. Oğul dölde oluşan tüm bireylerin fenotipinde K ve büyük M bireyin fenotipini belirler. Burada büyük K ve büyük M bireyin fenotipini belirlemez. Bakın şuradan yola çıkacak olursak burası ne olacaktır? Küçük K fenotipli de gelebilir eğer karşı taraftan bir küçük K ile eşleşirse. O yüzden üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Hemen üçüncü sorumla devam ediyorum. Bağımsız genler ve bağlı genlerle ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur? Bağımsız genlerin fazla olması gamet çeşidini artırır. Bağımsız genlerin fazla olması gamet çeşidini artırır. Evet doğrudur. Çünkü neden? Şöyle düşünecek olursak bağımsız genlerin şu şekilde işte büyük A küçük A heterozigot olacak. Atıyorum işte büyük B küçük B yine aynı şekilde. Devam edecek olursam büyük C küçük ya da işte büyük C küçük C. Burada heterozigot hem de birbirlerinden bağımsız olduğu için gamet çeşidi sayısını artıracaktır. Bağlı genler arasındaki crossing over gamet çeşitliliğini artırır. Evet zaten bağlı genlerde gamet çeşitliliğini artıran etmen crossing over'dır. Crossing over yoksa bağlı genler arasında kalıtsal çeşitlilik zaten oluşmayacaktır. Bağlı genlerde bağımsız genlere göre daha fazla gamet çeşidi oluşur. Tam tersine bağımsızlarda daha fazla gamet çeşidi oluşacaktır. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Evet şimdi dördüncü soruna devam ediyorum arkadaşlar. Dördüncü soruda diyor ki yanda şekli verilen eşey ana hücresi mayoz bölünme sonucu meydana gelebilecek gamet çeşidi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bakın burada büyük A ve büyük B birbirinden bağlı, birbirine bağlı. Yani büyük A nereye giderse büyük B de orada olmak zorunda. Yani ayrılamazlar. Aynı şey bakın küçük A küçük B için de geçerli. Bunlar birbirlerine bağlılar.
Büyük D kafasına göre hareket edebilir. Küçük D yine aynı şekilde. Büyük E, büyük E yine bunlar da kafalarına göre hareket edebilir. Bakın A ile B'yi ayırmamış. Büyük E gelmiş, gelebilir mi? Evet. Büyük D gelmiş, gelebilir mi? Evet. Burada her şey olabilir. Küçük A ve küçük B'yi ayırmamış. Okey. Büyük D ve büyük E bu da olabilir. Büyük A ve büyük B'yi ayırmamış. Küçük D var mı? Var. Büyük E var mı? Var. Bunda da sıkıntı yok. Bakın küçük A, küçük B bunları ayırmamış. Okey. Küçük E gelmiş. Bizim esas ana hücremizde nedir? Küçük E değil, büyük E bulunmaktadır. Yani bu oluşmayacak olanlardandır. Cevabımız D seçeneğidir. Büyük E, büyük E, büyük F, büyük F genotipinde sahip iki bireyin çaprazlanmasıyla oluşacak gametler ve F1 dölüne ait bireyler için. Şimdi bu bireyleri çaprazladığımızda, yani aslında büyük E, büyük E ile büyük F, büyük F'nin çaprazlanmasında ve küçük E, küçük E, küçük F, küçük F genotipine sahip iki bireyin çaprazlanmasıyla oluşacak gametler. E'leri çaprazladığımızda büyük E, küçük E, büyük E, küçük E, büyük E, küçük E, büyük E, küçük E olacaktır. F'leri çaprazladığımızda büyük F, küçük F, büyük F, küçük F, büyük F, küçük F ve büyük F, küçük F olacaktır. Buradan genel olarak bakacağımızda büyük E, küçük E, büyük F, küçük F genotipi birey olur. Şimdi burayı çatallandırma yöntemiyle yapalım. Bakın büyük E'yi yazdım. Büyük F'yi yazdım. Küçük F'yi yazdım. Buradan ne gelecektir? Büyük E, büyük F. Buradan ne gelecektir? Büyük E, küçük F. Aynısını küçük E ile yapacak olursam büyük F gelecek, küçük F gelecek. Yani küçük E, büyük F. Devamına bakacak olursam küçük E, küçük F. Diyor ki büyük E ve büyük F genleri bağlı ise iki çeşit gamet oluşur. Şimdi bunlar birbirlerine bağlıysa iki çeşit gamet oluşturma ihtimali burada zaten doğrudur. Neden doğrudur? Bağlı olduğu için mesela bir karakter yani büyük E'yi ve büyük F'yi bağlarsam o zaman ne yapacağım ben? Küçük E'yi ve küçük F'yi de bağlamış olacağım. Bir çeşit heterozigot kabul ettiğimden 2 üzeri 1'den 2 gelecektir. E ve F genleri bağımsızsa 4 çeşit gamet oluşur. Evet, bir büyük E küçük E var. Bir de büyük E büyük F küçük F var. Bakın 2 tane yani 2 üzeri 2'den kaç gelecektir? 4 çeşit gelecektir. Bu da doğru. Oluşacak tüm gametler heterozigottur. Şimdi burada gametlere baktığımızda bakın heterozigot gamet mesela şurası heterozigot büyük E büyük F, büyük E büyük F, büyük E büyük F şeklinde gidecektir. Yani tamamı heterozigottur. Oluşacak bütün bireyler homozigottur. Hayır, bakın burası heterozigot, burası heterozigot, burası heterozigot, burası heterozigot. Yani birbirinden farklı. Yanlış olanı sorduğu için cevabım B seçeneğidir. Bir sonraki soruma bakıyorum. Bağımsız genleri içeren bireyin üreme ana hücrelerindeki gamet çeşidi sayısı 2 üzeri N formülüyle bulunuyor. Bireylerin oluşturacağı gamet çeşidi sayısı büyükten küçüğe doğru. Şimdi şuradan bakalım. Heterozigotlar alıyorum. Bakın K'lar 1, büyük M küçük M'ler 1, büyük N büyük N'ler homozigot, büyük E küçük büyük E büyük E homozigot. O zaman ne diyeceğiz biz? 2 tane varsa buradan 2 üzeri 2'den 4 gelir. Devam ediyorum. K'lar homozigot. M'leri, N'leri ve E'leri aldığımda 3 tane heterozigottan 2 üzeri 3'ten 1 dakika yanlış oldu. Burada biz baktığımızda 3 tane heterozigot birey var. 2 üzeri 3'ten kaç geldi? 8 geldi. Büyük K büyük K'yı almıyoruz homozigot. Büyük küçük M küçük M'yi de almıyoruz yine homozigot. Büyük E büyük E'yi de almıyoruz yine homozigot. O zaman ne oldu? Bir tane N'ler var. Yani 2 üzeri 1'den 2 gelecektir. Gamet çeşidi sayısını büyükten küçüğe doğru dediği için de biz ne yapacağız? 2 sonra 1 sonra 3 şeklinde gelecek. Yani cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Son sorumuza bakıyoruz. Karakterlerin 3'ü için heterozigot, diğer ikisi homozigot olan. Şimdi heterozigot diyor. Mesela biz kendimiz verelim. Büyük A küçük A, büyük B küçük B, büyük Ç küçük Ç olsun. Büyük Y büyük Y ve büyük D olsun. Homozigot 2 tane olacak, heterozigot 3 tane. Şimdi biz burada diyor ki genler bağımsız olduğuna göre. Genler bağımsızsa ben ne yapacağım? Heterozigot bireyleri alacağım. Yani 1, 2, 3 tane. Öyle değil mi? O zaman ne olacak burası? 2 üzeri 3 formülünden 8 olarak cevabımız gelecektir. Şimdi biraz böyle seri çözmüş gibi oldum arkadaşlar. İnşallah verimli olmuştur. Anlamışsınızdır. Anlamadığınız yeri zaten yorum olarak belirtebilirsiniz bu noktada. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.